Türk enerji sektörünün dev firmalarının tepe yöneticileri aramızda. Bundan önceki oturumda biliyorsunuz kamu yönetimindeki değişimi konuştuk. Değişim ajandasını konuştuk. Kamu nispeten daha yavaştır ama özel sektör yaşadığımız dönemdeki dinamiklerin, değişimlerin, dönüşümlerin en hızlı takipçisidir. Dolayısıyla buradan çıkacak mesajlar, tavsiyeler bence hem iş dünyasının hem de hükümetin liderleri için kritik önemdedir. Gerçekten muazzam bir dönüşüm sürecinin, değişim sürecinin içindeyiz. Bu sadece Covid ve sonrasıyla alakalı değil. Covid öncesinde de o klasik dekarbonizasyon, desentralizasyon ve dijitalizasyon üçlüsünü konuşuyorduk. ve köklü dönüşümler, devrimci değişimler o zamandan başlamıştı. Neler olmuştu? gördük ki fosil yakıtlardan yani kömür, petrol ve doğalgazdan yavaş yavaş yenilebilir enerjiye doğru, temiz enerjiye, yeşil ekonomiye doğru bir geçiş süreci olacak. Bu tahminlerimizden çok daha hızlı bir şekilde gelişti. Ben Uluslararası Enerji Ajansı'nda çalıştığım dönemde 2030'a kadar dünya enerji karışımında yenilebilirin rolünün %6-7 civarında olacağını öngörüyorduk. Bugünkü manzarayı tartışacağız, konuşacağız, göreceksiniz. Bunu şuradan da görüyoruz. Hani parayı izle derler ya. Geçen yıl dünyada enerji sektörüne yapılan yatırımlar 1,5 trilyon dolar idi. Ondan önceki yıl 1,7 trilyon dolar. Her 10 doların 7 doları yenilebile, enerji verimliliğine ve hidrojene, Yenilebilirin ötesinde hidrojene aktarıldı giderek kömürün, petrolün, doğalgazın payı hem enerji ekonomisinde hem de yatırımlar arasında azalmaya yüz tuttu. Ama geleceğimiz hala fosil yakıtlarda. Çünkü yine 2050 projeksiyonlarına bakarsanız görüyoruz ki yüzde senaryolara göre değişiyor. Yüzde 50 ile 70'i hala fosil yakıtlarda olacak. Şimdi yenilikler neler? Birkaç kelimeyle bunu ifade etmek istiyorum. Birincisi dünya enerji sisteminde muazzam bir bolluk var. Arz bolluğu var. Kömürde bolluk var, doğalgazda, petrolde, yenilebilir kapasitede. Ama öte yandan 1.6 milyar insanın ticari enerjiye erişimi mümkün değil. Öyle bir ikilem yaşıyoruz. İkincisi, hiç beklemediğimiz bir zamanda iklim değişikliği gündemin merkezine geldi oturdu. Eskiden iklim değişikliğini konuşurduk bir sözleşmeden ötekine koşardı. Kyoto'lar, Kopenhag'lar, Paris ama şimdi özellikle Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat denilen Green Deal'i, Amerika'da aynı şekilde New Green Deal, Çin'de Yeşil Kalkınma bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık karbon emisyonlarının azaltılması sanayide, teknolojide, ticarette, yatırımlarda, finansta yeşile, iklim değişikliğine ee, onun azaltılmasını önem vermiyorsanız artık dünya ekonomisinde esaminiz okunmayacak. Avrupa Birliği'nin getireceği yaptırımlar özellikle yeşil mutabakat konusunda eğer yeşil enerji kullanmıyorsanız, karbon emisyonlarınızı azaltmıyorsanız, karbon ayak izinizi düşürmüyorsanız ticaret olarak o piyasalara girmeniz çok zorlaşacak. Finans sistemine erişiminiz çok çok zorlaşacak. Bu en önemli dönüşümlerden bir tanesi bence. Artık bu işin şakası yok. Türkiye'de biliyorsunuz Paris İklim Sözleşmesi'ni imzaladı ama hala parlamento onayından geçirmedi. Benim tahminim bu yıl içerisinde onaylamak zorundayız istesek de istemesek de. Nükleerde muazzam bir dönüşüm var. Artık öyle White Elephant denen büyük 25-30 milyar dolarlık projeler değil, küçük ve orta ölçekli nükleer reaktörler öne çıkmaya başladı. Yeni arz kaynakları her yerden fışkırıyor. Amerika'daki kaya gaz oyunu değiştirdi biliyorsunuz. Elenci ucuzladı. Neredeyse yarı yarıya düştü fiyatı. Akıllı şebekeler, boru hatlarına kimse iltifat etmiyor. Dolayısıyla jeopolitik gerilimler tahminlerimizin ötesinde artmaya başladı. Ama artık petrolün ve doğalgazın jeopolitiği değil, önümüzdeki dönemde yenilebilir enerjinin jeopolitiğini konuşacağız. Ve petrol ve doğalgaz kadar önem taşıyacak olan lityumun, nikelin, kobaltın jeopolitiği konuşacağız. Ve daha da önemlisi tabii ki hükümetlerin, şirketlerin yapıları değişmek zorunda. Bu dinamiklere, bu değişimlere ayak uydurabilmek için bildiğimiz iş modelleri, bildiğimiz finans modelleri işlemeyecek. Bu anlamda hepimiz sektörün hangi ayağında yer alırsak aralım, değer zincirinin neresinde olursak olalım bu değişimlere ayak uydurmak zorundayız. Yoksa geride kalacağız. Eskiden biliyorsunuz Fortune 500 şirketlerinin tepesinde Exxon Mobil otururdu. Şimdi bilişim şirketleri var. Ama şirket sıralamasında da Exxon Mobil'in yerini enerjide Next Era adlı şirket aldı. Amerika'da. Ve bütün bu e, sektörlerde yoğun bir dönüşüm var. Sadece fosil yakıtlara takılıp kalan şirketlerin ayakta kalması önümüzdeki döneme ulaşması mümkün değil. Bunların hepsini anlatmak istemiyorum tabii daha çok konuşacak konu var ama bir şöyle bir giriş yapmak istedim. İsterseniz önce Petkim Genel Müdürü dostumuzla başlayalım. Siz bu pandemi dönemine onun yarattığı meydan okumalara, krizlere nasıl hazırlandınız, nasıl cevaplar verdiniz? Bizlerle paylaşır mısınız? Tabii çok teşekkür ederim Mehmet Bey. <laughs> Gerçekten maalesef salgın e, nedeni ile en çok etkilenen sektörlerden birisi biz çalıştığımız enerji sektörü oldu. E, Ülkeler ekonomiler içe kapanırken ticari işletmeler çok büyük bir süre kapalı olması nedeniyle de rafine ürünlerin talep cephesinde çok ciddi düşüşler gözlendi. Örnek vermek gerekirse 2008 yılı da global finansal kriz döneminde Xam neft tələbin ə, tələbdə azalma günlük 1 milyon varil səviyyəsində oldu. Keçən il isə bu azalma 8 milyon varil oldu. Yəni ikinci dünya savaşı sonrası yaşanan ən böyük maliyyəvi kriz dövründə olan xam neft tələb azalmasının biz keçən il 8 qatını yaşadıq. Gerçəkən inanılmaz, tarixdə görünməyən bir krizdən keçdik biz, bizim sektorumuz. Və bu tələb azal azalarkən də Xəlat göstərən dünyada fəaliyyət göstərən rafineriyaların önəmli bir kısmı üretim kapasitəni azaltmaq e, zorunda qaldılar və hətta komplet dur e, komplet dur duran rafineriyalar doldu. Bu dövr ərzində petrokimya sektorunu etkilədi, olumsuz etkilədi. Ona görə ki, petrokimya təsisləri kullandığı təməl xammaddə rafineriyaların ürətdiyi naft addı. Və kapasitas azalarkən e, nafta piyasas piyasasında da arıq çətinliklər başladı. Və bu dövrdə biz Socar olaraq Starla Petkim inteqrasiyasının çox böyük faydasını görməyə başladıq. Star dövrə girmədən öncə Petkim nafta ehtiyaclarını qarşılamaq üçün hər il 2 milyon ton nafta dünyanın hər bir yerindən bulub əlayığa gətirmək məcburiyyətində idi. Bu normal şərtlərdə də belə çox kolay bir əməliyyat deyildi lojistika baxımından. Pandemi dövründə isə Biz bunu yapmaq zorunda olsaydı, bu çox mümkün olmayaardı. Bunu çox nətsöylmək istəyirəm, dünyada qlobalda təchizləri zəncirlərin kırılması nə dəyində. Amma 2019-cu ildən bəri Petkimin nafta ehtiyacları ilə 100% Star Refinery qarşılayır. Ona görə də biz keçən il kəsintisiz, heç kapasiteni düşürmədən, bir gündə durmadan 24/7 bazında fəaliyyətimizi davam etdirdik. Və bizim ürünlərimizə, petkim üretdiği ürünlərində ə, keçən il çox böyük ehtiyac artışı izləndi. Məsələ biz ürtdəyimiz, ürtdəyimiz ürünlərinin bəzilərini tip malzeme xammaddəsi kimi kullanıyor. Yəni maska üretimdə, qoruyucu geyim ür geyim ötdə. Və iç piyasada da ciddi artış oldu bu alanlarda və bunu qarşılamaq üçün də biz bizim satış politikasını tam dəyiştdik. Biliyorsunuz bu artıq bir gəlenənəkdir ki Petkim Ege bölgəsinin hər il ixracat yıldızı ödülünü alıyor. Yəni böyük e, kaç ıldı e, belə olur. Amma 2010-cı ildə biz bu ödülü qazanamadıq, qayb etdik. Ona görə ki ixracatı ciddi şəkildə biz azaltdıq, iç piyasanın ehtiyaclarını qarşılamaq üçün və mən düşünürəm ki biz e, bu qoğunda çox başarlı olduq və müştərilərimizə də ürünsüz e, heç qoymadıq və sürəklilik olaraq ehtiyaclarını qarşıladıq. Portofendə Tar isə bizim ən böyük avantajımız star çox modern təsis olduğu üçün bizdə olan əməliyyat təsnikliyi oldu. Dünyada rafinlərin keçənli yaşadığı ən böyük sorun jet diyakti oldu. Yəni uç yurtdışı, yurt içi uçuşların sayısa ağal ciddi şəkildə azalandan sonra jet yanıntına ehtiyac, tələb Türkiyədə, dünyada da nərdirsə sıfıra yaxın oldu. Amma bizdə bizdə bu sorun olmadı. Ona görə ki biz ürətdiyimiz GT operatsion əsnəklikli işlətmə əsləkləliy olduğumuz üçün yüzdə özünü motoruna çevirdik. Motor ender də Türkiyə piyasasında ciddi açıq var. Ona görə Starda da, da biz kəsintisiz işlərimizi davam etdik. Kapasite düşüşü heç yaşamadık. Hətta dizayn kapasitasının üzərinə də çıxdık. Yəni bizim dizayn kapasitasimiz xam petrolda illik 10.3 milyon ton olaran biz keçən il Ə 10.5 milyon ton xam neft məhsulı imal etdik və bu ildə bizim hədəfimiz 11 milyon tondur. Yəni özətlə evet, bizim sektorumuz üçün çox zor bir il oldu, amma Starla Petkim inteqrasiya inteqrə yapısından faydalanaraq biz bu ilin, keçən ilin hədəflərinin üzərində də üretim açığını ilə yılı qapatdığını söyləyə bilərəm. Bəki şirkətin yenidən yapılanması, Petkimlə dediyiniz Star rafinerisi birleşiyor, entegre ediliyor. Evet. Bu sıkıntılar yaratacaktır. İki farklı alan, iki farklı iş modeli çalışanlar bu sıkıntı yaratacaktır belki ama bunu aşacaksınız. Finansman konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Çünkü her şirkette var şu anda finansman sıkıntısı. Yani finansman sıkıntısı siz derken dediğiniz gibi bütün globalde var bugün. Özellikle bizim sektörümüzde. Ama bizde böyle bir sorun çok yaşanmadı. Yani Star da Petkim de çok likvid bir şirketlerdi, çok piyasada büyük bir ratinge yani büyük bir nüfusa sahip olan şirketlerdi. Ona göre bizim ihtiyaclarımızı biz tam şekilde geçen yıl karşıladık ve gelecekte de likvidite açısından bir hiçbir sorun beklemiyoruz. Anladım. Bir de Sokar'ın en önemli özelliği, onun tabi türev olarak Petkim'in Petkim'inde sadece Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan bu coğrafya değil, diğer coğrafyalarda da giderek etkin bir uluslararası oyuncu olmaya başladı. Doğru. Ben Çin'de bile karşılaşıyorum. Çin'e elenci satmaya çalışıyorsunuz sokar olarak. Ve sizin üretmediğiniz bir şeyi başka yerlerden alıp bu muazzam bir uluslararası mevcudiyet gösterme. Bu alanda neler yapıyorsunuz ya da yapacaksınız önümüzdeki dönemde? Fırsatlar mı var yoksa riskler mi daha çok? Fırsatlar kesinlikle var. Biz en büyük fırsatları petrokimya sektöründe görüyoruz. Yani petrol Endüstriyel anlamən ən hızlı böyüyən sektor petrokimyadır. Pandemi öncəsində qlobalda biz bu böyüməni %3, %3.5 səviyələrində görürdük. Türkiyədirsə bu böyümə %4-lərdə, %5-lərdədir. Pandemi illərində də bu ə, bu tələb aslında azalmadı, tam tərsində böyüməsini biz gördük. Keçən il biz ürettiğimiz termoplastik məhsullarında Türkiyədə tələb %17 böyüdü. Yəni çağrıldı bir şəkildə və bu böyümə də davam edəcək. Ona görə bizim strategiyamızın təməlində petrokimya var və həmişə olacaq və bizim üçün də ən böyük və ən bizim üçün alverişli, ən faydalı bir piyasa Türkiyədir. Birinci təbii ki biz Kartac dövlətidirik, qardaş dövlətiz. İkinci isə Türkiyən piyasası çox böyük. Yəni biz petkim olaraq Türkiyədə tək petrokimya xammadı istehsal edəcəyik, amma bizim piyasa payımız bu gün 18% %18, yüzde 18 yani yüzde 82 e, petrokimya alanda alanda olan ihtiyaçları yüzde Türkiye ben. ithalatla ithalam e, karşılıyor. Bu çok büyük bir oran ve bu büyümeye de devam ediyor. Ona göre büyümeye potansiyel çok büyüktü tabii ki özellikle petrokimya alanında ve özellikle biz bunu Türkiye'de görüyoruz. O zaman diyebilir miyiz yıldız ve petkim bir araya geldikleri zaman sadece Türkiye değil bölgede önemli bir e, üretim üssü, ihracat üstü de olabilir. Bence kesinlikle öyledir. Biz artık yani bölgesel bir oyuncuyuz. Sokar Türkiye olarak, Star Petkim olarak. Biz 60 ülkeden çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu da tabii ki yani Türkiye'nin cari açığının azalmasına çok büyük bir faydası var. Ve e, gelecekte de bizim e, bu alanda planlarımız e, çok büyük. Geçen yıl yendi. de İç piyasanın ihtiyaclarını karşılamak için biz ihracatı daha kısıtladık. iş piyasaya e, odaklandık. Ama gelecekte yani normale dönen sonra hem iş piyasaya da hizmet vereceğiz ama ihracat opsiyonları da biz e, çok ciddi değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Amerika. Tekrar geleceğiz size. Burak'a dönmek istiyorum. Siz sadece Doğan Enerji'nin CEO'su değilsiniz. Aynı zamanda Enerji Ticareti Derneği'nin de yönetim kurulu başkanısınız. Sizden bir bu piyasalardaki dalgalanmaları yani petrolde işte konuştuk biraz önce biliyorsunuz 37 dolar -37 dolara kadar Texas petrolü düşmüştü. Şimdi tekrar yükseliyor, iniyor, çıkıyor. Bu piyasadaki dalgalanmalar sadece petrol dediği bütün enerji ürünlerinde sizi nasıl etkiliyor şirket olarak? Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Neler yapılabilir bu alanda? Bir de siz tabii kendinizi halka arz etmeye hazırlanıyorsunuz. Tebrik ediyoruz şimdiden. Bu bu tür çalışmaları halka arz çalışmaları da nasıl etkileyecek? Çok Yaklaşık 5 saatlik cevap süreniz var. <laughs> Biraz geniş oldu ama bakalım ne kadar hızlıca toparlayabileceğiz. Ya Tabii ki e, fiyat dalgalanmaları herkes olduğu gibi bizleri de çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Hem şirket hem ülke hem dünya genel olarak baktığınızda. Covid döneminde e, petrol kadar ciddi bir şekilde etkilenmedik. E, elektrik fiyatlarında çok ciddi düşüşler yaşandı. Talepte de çok ciddi düşüşler yaşandı. Ama bizde hızlı bir e, toparlanma. ...kendini e, takip etti arkasından çünkü Haziran dönemiyle normalleşmeye başlayan süreçte... ...Türkiye'de enerji talebinde artış ve elektrik fiyatlarında bir artış yaşanmaya başladı. Bu sebeple e, bu ticarette öngörülememezlik yaratması açısından... E, ...enerji ticareti tarafında çok ciddi sıkıntılar yarattı bize. Çünkü enerji ticaretinde baktığınızda uzun vadeli planlar yapmanızın e, önüne geçen bir yapı bu. Oturup da e, bu işin ticaretini yapıp para kazanmak veya para kaybetmek bu noktalarda... Yapacağınız işlerde hesap kitap yapamaz hale geldiniz. Matematiğin çalışmadığı, matematiksel formüllerin artık işe yaramadığı, burada sadece öngörülerinizi hangi öngörüler doğrultusunda olacağını. Çünkü papatya falı gibi oturup işte COVID şurada azalır, burada çoğalır, bir daha gelir, pik olur mu, 3. dalga gelir mi, 4. dalga gelir mi, işte aşı ne zaman devreye girer gibi, gibi bir sürü faktörü. Normalde sizin e, elektrik fiyat tahmin modellemelerinizde kullandığınız parametrelerin dışında parametreler artık sizin elektrik fiyatlarınızın ve doğalgaz fiyatlarını etkilemeye başladı. Bu yüzden bunun e, iş yapış tarafında bizi e, etkiledi. ha Şirketimiz olarak biz e, Galata Bindi olarak biz buradan çok etkilenmedik. Niye? E, rüzgar ve güneş santrallerimiz var. Bunlar e, yekten teşvik kapsamında olan santraller olması hasebiyle biz elektrik fiyatlarının e, dalgalanmasından e, negatif veya pozitif olarak etkilenmedik. Sadece biz olabildiğince stabil bir şekilde işimizi yapmaya çalıştık ve yaptık da. Bu noktada Galata bizim için çok önemli bir şirket. Biz e, Doğan Grubu olarak yaptığımız e, analizlerde, kendi içimizde yaptığımız strateji çalışmalarında hep bir gelecek tahmini, gelecekte dünya nereye evrilecek, ne işler öne çıkacak çalışmaları yaptık. Bu noktada hepimizin konuştuğu sürdürülebilirlik tarafı bizim en önemli vurguladığımız alan oldu. Sürdürülebilirlik biliyorsunuz Türkiye'de genelde böyle bir sosyal sorumluluk projesi gibi adlandırılıyor sürdürülebilirlik ama esasında artık bence biraz evvel sizin de konuşmaya başladığınızda işte 30 sene evvel Exxon dünyanın bir numaralı şirketiyken artık değil dediniz. Evet artık değil çünkü iş yapış çeşitleri hepsi gün be gün değişiyor. Ama bu noktada sürdürülebilirlik iş yapış çeşidi değil bir artık işin planı Kar, zarar merkezini yönetme noktanız haline geliyor. Bu sebeple biz Doğan grubunda yaptığımız analizlerde çalışmalarda ee, yenilenebilir enerji tarafının önemli bir gelecekte var olma unsuru olduğunu gördük ve bu alanda 2012'de başladığımız yolculuğumuza, daha doğrusu 2006'da ilk planlamalarıyla başladığımız yolculuğumuza 2012'de adımlarını atmaya başladık. Daha sonra her gün üstüne koya koya getirmeye başladık. Bugün Wind'de yaklaşık 270 megawattlık bir kapasiteye ulaştık. Burada kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde ben burada çok böyle rakamsal boyutlarıyla konuşmayı seven bir insan değilim. Çünkü e, hayatın size ne getirip ne götürdüğü belli değil. Daha farklı planlarımız vardı ama biz hiç sene içerisinde e, mevcut kapasitemizi iki katına çıkarma sadece Türkiye'de değil yakın coğrafyada da var olan global bir oyuncu olma noktasında 2030 yılında bu, global e, dünya üzerinde söz sahibi bir şirket yaratma konusunda azim ve gayretimiz bulunmakta. Galata'dan kısaca şöyle bahsedeyim. Galata e, dediğim gibi 2012 yılında başladığımız bir iş bizim şirket olarak. Bugün geldiğimiz noktada çok düşük bir borç stoğuyla devam eden 2022 yılında yani enerji sektöründe pek bulamayacağınız bir yapı. Niye pek bulamayacağınız bir yapı? Çünkü 2022 yılında net borcu sıfırlanan, net pozitife geçen bir şirket dağıtılmayan geçmiş yıl karı olan, temettü potansiyeli yüksek ve gelecek vadeden, en önemlisi gelecek vadeden bir şirket. Altına biz Galata'nın altında Sunflower diye dağıtık ve alternatif teknolojileri üzerine iş yapacak bir iş modeli kurduk. Burada hepimizin baktığı işte çatı güneştir, alternatif teknolojiler, sizin biraz evvel bahsettiğiniz hidrojen tarafıdır gibi geleceğin teknolojileri üzerine fokus olan, oraya bir vizyon yaratmak, oraya bir strateji çizebilmek için çalıştığımız bir alan olacak. Orada işte araba şarj istasyonlarını da değerlendiriyoruz. Çok farklı teknolojileri. Böyle bir ARGE, Galata'nın altında bir ARGE kurup geleceği şekillendirme tarafında ciddi bir çalışma yapıyoruz. O yüzden Galata bizim grubun ve hepimizin çok önem verdiği bir şirket. Bunu halkla buluşturmak istedik. Yaptığımız çalışmaları halkımızın da, yatırımcılarımızın da faydası olsun, payı olsun bu iş içerisinde. Bize de kurumsal yönetim tarafında onlardan alacağımız destekle beraber bizi daha ileriye götürsün diye bir strateji çizdik. Ve bu, bu alanda da e, halk arza çalışıyoruz. Tabii ki yaşanan dalgalanmalar etkiliyor ama biz <laughs> her zaman Türkiye'ye, Türk insanına, Türk ekonomisine inanan bir şirketiz. inanan bir grubuz. Bu yıllardır bu böyle geldi ve böyle devam edecek. Biz önce Türkiye diyen, Şirketiz. Biz Türk ekonomisine her türlü dalgalanmaları yenebilecek güçte bir ülke olduğuna sonuna kadar inanıyoruz. Ee, bazı şeyler tabii ki zamanlama açısından değişebilir ama bizim inancımız ve e, kararlılığımızın değişmeyeceğini. İki soru burada hemen hızla. Bir, yatırım iştahınız devam ediyor o zaman. Bütün tabii. risklere, belirsizliklere rağmen. Evet. İkincisi, siz de uluslararası genişlemeyi düşünüyor musunuz? Türkiye evet. sınırları dışında ne yapmak e istiyorsunuz? Ee, bizim e, taahhüdümüz şu biz sadece yenilebilir enerjide var olacağız Galata Bint olarak Sadece Yenilebilir enerji tarafında var olacağız o yüzden Global tarafta da yenilebilir enerji e, yatırımlarına Alternatif teknolojilerine Yatırım yapma konusunda e, çizdiğimiz plan program Ve e, bir yatırım hedefimiz var Söylüyorum Biz hem Türkiye'de hem yurt dışında Bizim bu ülkeye olan inancımız hiçbir zaman bitmeyecek O yüzden de Bu Kısa geçişler Bizi yatırım iştahımızdan ve ülkeye olan inancımızdan asla vazgeçirmeyecek. O yüzden de biz yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ben döneceğim size. Davut Doğan, siz yaptığınız yatırımlarla, içine girdiğiniz faaliyetlerle bizim alışık olduğumuz alanların dışındasınız. Yani böyle seksi, petrol, doğalgaz <laughs> ötesinde biyokütle, biyogaz alanda yatırım yaptınız. Daha da genişletiyorsunuz. Belki siz de halka arzı düşünüyorsunuz. Evet. Birazcık bahseder misiniz bu faaliyetlerinizden ve içinde bulunduğumuz ortam sizi nasıl etkileyecek? Bu yatırım şirketi özelliğiniz dolayısıyla aynı soruyu tekrarlayacağım. İştahınız hala var mı? Evet. Teşekkür ederim. Biz doğanlar olarak aslında mobilyadan tanınırız. Yani taş mobilya ve kelebek mobilya. Mobilyacılığı daha iyi biliriz. İnşaat dışında da şimdi enerji sektörü de aslında 2007'den beri Türkiye'deki bu rüzgar enerji santralleri furyasıyla birlikte o zamandan beri de ilgileniyoruz. Bu süreç içerisinde iki tane hidroelektrik santral yatırımı yaptık. Ya yani Ordu'da ve e, Erzurum İspir'de bu santrallerimiz de duruyor. Fakat Türkiye'deki e, özellikle bu e, enerjideki dönüşüm, işte dış ticaret açığı verildiği için ithal kömürlerin, e, termik santrallerin yasaklanması, biz doğalgaz termik santral konusunda da Güney Korelilerle ortaklık sözleşmesi imzalmıştık ama sonrasındaki teşviklerin kaldırılması nedeniyle hatta arsasını aldığımız Aydın Çin'deki bölgede de şu anda biyogaz santrali, biyokütle yatırımımızı da başlatmış olduk. Biz enerjiyi sevdik aile olarak. Şu anda da özellikle 5 yıldır ilgi alanımızı biyokütle, biyogaza çevirdik. 5 yıldır yapmış olduğunuz bu çalışmalarda 4-5 santrali olan bir şirkette ortaklığa girişmiştik. Şu anda geldiğimiz noktada 12 tane hazır tesisimiz var. Bunlar biyogaz tesisleri. Ee, İzmir, büyükşehir belediyesinin e, örneğin Armandalı, e, Armandalı bölgesindeki çöpünü orada değerlendiriyoruz. Balıkesir, İnegöl, Aydın, Malatya, Sivas, İskenderun gibi bu alanlarda tesislerimiz hala faal durumda. Şu anda 12 tane olan tesisimizi bu yıl içerisinde 5 tane daha 30 Haziran'a kadar yektem süresi bitinceye kadar süre içerisinde de test sayımız 17'ye çıkarıyoruz. 180 megawattlık bir lisans gücümüzün 91,5 MW'a e, uğraştırıp kurulu gücümüzü böylece e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz de Alkar süreci için SPK'dan ön onaylarımızı aldık. E, i̇nşallah bir aksilik çıkmazsa Nisan Mayıs ayı gibi Alkar arzımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bizi ilgilendiren tarafı Türkiye'de 80 milyon nüfus var. Bir kişi ortalama günde bir, kişi, bir kilo çöp üretiyoruz her birimiz. Dolayısıyla 80 bin tonluk bir potansiyel var. Bu 80 bin tonluk potansiyelin 45 bin tonu şu anda işleniyor. Biz de biyotrend enerji olarak bunun yüzde yirmilik bölümünü 9 bin ton günlük çöpü işliyoruz. Ve ayrıca da Orman atıklarından ziraya atıklardan oluşan iki tane de tesisimiz şu anda hazırlanıyor Aydın'da ve e, Ezine'de Hazırlanıyor Burada özellikle e, biz e, Entegre atık yönetim sistemi diyoruz buna biz sadece Elektrik üretmiyoruz Bu e, burada e, Bizi en çok Motive eden burada gelir çeşitliliğinin çok olması Ber taraf gelirlerimiz var örneğin ayrıştırma gelirlerimiz var Bu çöpler geldiği zaman ayrıştırma tesislerimizde bunun cam, demir, plastik gibi malzemeden ayırarak bunları ham madde firmalarına tekrar satıyoruz. Dolayısıyla sıfır atık projesi de diyebiliriz bu projelere. Yine burada e, seracılık yapıyoruz. Örneğin Malatya'daki tesisimizde hazır sıcak su var. Burada e, seracılık yapabiliyoruz. İzmir'deki tesisimiz organize sanayi bölgesinde buradaki sanayicilere e, suyu, ısıyı e, satma planlarımız var. Gübre üretimi yine planımız var fizibilite arge aşamasında. Karbon satışı e, sertifika başvurumuz var. Yani burada e, enerji tarafında sadece elektrik üretimi değil entegre yakıt yönetimiyle ilgileniyoruz. Bu projelerin doğru olduğunu düşünüyoruz. bizime büyüme potansiyelimiz var. E, özellikle Balkan ülkelerinde ilgileniyoruz. Balkan ülkelerinin oradaki... Katı atıklarıyla da çöp testleriyle de ilgileniyoruz. Afrika'da yine Senegal'de biz kendimizi orada ikinci bir ülke olarak benimsedik. Orada bir çalışmalarımız var. Afrika'nın en büyük lojistik merkezi projesini yapan bir grubuz. Dolayısıyla Afrika'nın ve Balkanların çöpünü de oradaki atıklarla da ilgileniyoruz. Burada büyümeyi düşünüyoruz. Peki bu fırsatı sadece Türkiye'de değil, dediğiniz gibi Balkanlarda, Afrika'da da arıyorsunuz. Karşılaştığınız en ciddi sorunlar nedir? Fırsat olduğunu görüyoruz onlarla da iyi baş ettiğiniz anlaşılıyor. Ama hem hükümet nezdinde hem de piyasa anlamında en büyük sorunlar nedir biyoenerjide? Burada yektemdeki fiyatların e, yani buranın elektrik tesisleri gibi değerlendirilmemesi gerekir. Katı yatık yönetiminde özellikle sıfır atık projeleri olduğu için bunların buranın daha fazla desteklenmesi gerekir diye böyle bir beklentimiz var. Bir de bu yektem sürecinde e, sınırlama getirildiği için de burada çok ciddi bir rekabet oluştu. Çok yatırım yapmak isteyenler var. Ama bu özellikle biyogaz ve biyo kütle tesislerinde avantajı. Burada biyo kütle tarafında da büyüme potansiyeli var. Ziraat atıkların hani çöpler sınırlı olsa da ama biyo kütlede ziraaya attıkların ve orman attıklarının değerlendirmesi için Türkiye için bir pazar var. Burada krediye de ulaşma konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hani temiz enerji olduğu için açıkçası karşılaştığımız çok önemli bir Sorun yok bu e, belediyelerin sadece e, destekleriyle ilgili hani belediyelerin de burada beklentileri yükseldi çok rekabetli olduğu için. Bunun dışında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. anladım Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakan Yıldırım Sanko'nun e, Sanko, Sanko Enerji'nin e, CEO'su. Kendisiyle daha önce e, Kalyon'da da ve Rüzgar Enerjisi e, Derneği'nde de e, çok karşılaştık. Dolayısıyla bu sektörün yenilebilir enerjinin. Duayenlerden sayılır. sayılır... Ee, ...en son duyduğuma göre... ...jeotermali de girmişsiniz... ...bu evet. gidişle el atmadığınız enerji sektörü kalmayacak... ...siz... E, ...o geniş perspektiften baktığınızda... ...yenilebilirin geleceğini nerede görüyorsunuz... ...çünkü öyle eleştiriler var ki... ...yenilebilirde de de teknoloji artık... ...disruptive yani tahripkar bir rol de... ...oynamaya başlıyor... ...sadece bir nimet değil... E, ...ciddi sorunlarla da karşılaşıyor... ...kapasite fazlası var... ...siz işin kurulumundan ticaretine kadar... ...her safhasında yer aldınız... Hem genelde hem de şirketiniz anlam bazında nasıl bunu değerlendiriyorsunuz Hakan Yıldırım? Evet bey öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak gerçekten her zaman büyük bir keyif. Çok kıymetli panelist arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şimdi biz eğer enerjide yeni denge oluşacak diyorsak ve tüccar ettiğimiz kurumları biraz büyük resme baktığımızda ülkemizi bu yeni dengede en avantajlı pozisyona oturtmak istiyorsak daha fazla istişare etmeliyiz, daha fazla ortak akıl geliştirmeliyiz ve bu tip etkinlikler bu anlamda çok kıymetli. O yüzden de bu vesileyle bu zirveyi düzenleyen ekibe de arkadaşlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Sanko Holding bünyesinde enerji ilk ilgiyi tabii 90'lı yıllarda kendi iştiraklerimizin elektrik üretimini karşılamak üzere bir ilgi alanı olarak doğmuş ama 2000'li yılların sonrasında tabii bu elektrik üretim tarafının artık özel sektör üzerinden yürüyeceği anlaşıldıktan sonra 2006'da tüm faaliyetler bir şirket altına getirilerek bundan sonra da tabii ciddi bir ivme yakalanmış. iki sene içerisinde Türkiye'nin o zaman en büyük rüzgar enerji santrallerinden bir tanesi bugün 100 megawatt o gün devreye girdiğinde 60 megawatt olan Çatalca rüzgar enerji santralimiz devreye girmiş ki devreye girdiği tarihte toplam Türkiye'de 480 megawatt esasında rüzgar enerji santrali vardı. Şimdi oradan sonra tabii hidroelektrik santralleri, jeotermal santralleri bugünkü noktaya gelmiş. Dolayısıyla bu yol haritasında tabii bizim için 2020 ilginç bir sene oldu. Yani zor bir sene oldu. Ben Ama ben hep şuna inanırım. zorluk eğer öldürmüyorsa, yani öldürüyorsa zaten hakkın rahmetine kavuşmuşsunuzdur. O ayrı bir konu. Ama öldürmüyorsa çok daha güçlü çıkarsınız. Hem kişiler olarak hem kurumlar olarak. Ben de bu pandemi sürecinden ve 2020'nin kendine özel enerji sektörüne getirdiği zorluk ki bundan az sonra bahsedeceğim. Bu dönemden ülke olarak bence güçlenerek çıkacağız. İnşallah dünya olarak da güçlenerek çıkacağız. Şimdi 2020 senesine geldiğimiz zaman tabii pandemi başlı başına bir sıkıntı. Kimi insanlar evinden dışarı adımını atamazken kimi insanlar evine adımını atamadılar. Yani sağlık sektörü çalışanları, hizmet sektörü çalışanları. Enerji sektörü çalışanları da bu yönde e, bir e, fedakarlık gösterdi diyebilirim. Çünkü 2020 senesinde toplam 2900 megawatt santral devreye girdi. %100 yeni enerji santrali. E, tabii ki Yekdem'in e, son senesi olması sebebiyle e, bu santrallerin tamamının belirli bir tarihe kadar devreye girmesi o kadar kritikti ki e, biz evimize gidemedik. Ama bu süreçten sonra hepimizin e, dönüp çocuklarına, torunlarına anlatacak hikayeleri olacak. Ee, ve ben e, inanıyorum ki özellikle sağlık sektörü çalışanlarıyla beraber enerji sektörü çalışanları da e, gurur duyacakları hikaye anlatacak çünkü 2900 megawatt bu zorlu şartlara rağmen biz ülkemizin geleceğinde en önemli konu olan yeni bir enerjiye yatırım yaptık elimizi taşın altına koyduk diyecekler benim için e, kişisel olarak hani yıllarca sahalarda çalışmış bir kişi olarak sahada akıtılan terden daha kıymetli hiçbir şey yoktur dolayısıyla ben bunu da bir fırsat olarak görüyorum hem e, Türkiye'de bu bu, bu kadar zorlu bir yıl içerisinde 3000 MW'a yakın kurulu gücü e, devreye alan tüm teknisyen, işçi, mühendis arkadaşlarımıza e, bizim şirketimizde biz e, 4 tane proje devreye aldık. 200 MW gerçekten can canhıraş bir çalışma oldu. E, tüm bu arkadaşlarımıza teşekkür için bu konuşmayı da bir vesile olarak görüyorum esasında. E, şimdi e, baktığımız zaman biz ne olmak istiyoruzu, nereye varmak istiyoruzu hep ben şununla ilişkilendiririm. Dünya ne olmak istiyor, neyi konuşuyor en fazla, megatrendler ne? Yani hem temsil ettiğimiz kurumlar hem ülkemiz hatta kişisel olarak bile stratejilerimizi esasında megatrendler etrafında şekillendiriyoruz. Dünyada iki tane bana göre megatrend var. Biri iklim değişikliği, onunla beraber iklim değişikliğinde insanoğlunun elindeki en önemli enstrümanlardan bir tanesi yine bir enerji. Diğeri de dijitalizasyon. Dolayısıyla biz kurum olarak nerede olmak istiyoruzu bu iki mega trendin etrafında şekillendirmek zorundayız. Başka hiçbir yolumuz yok. Dolayısıyla tabii Sanko Enerji olarak 15 sene önce, 20 sene önce başlamış ve bu yeni bir enerji mega trendini görmüş bir şirket olarak %100 yeni bir enerji portföyüne sahip Türkiye'nin en büyük şirketi olmak istiyoruz. Ama bunu yaparken rakamsal olarak Tek başına büyüklük önemli değil. Bunu yaparken dijital dönüşümünü tamamlamış. Bunu yaparken en fazla katma değer üreten, en memnun, en mutlu çalışanlara sahip, en fazla kadın çalışanı olan, en fazla kadın yönetici çalışanı olan bir şirket olmak istiyoruz ve bu yönde de emin adımlarla gittiğimizi söyleyebilirim. Evet. Bu arada bir şey altını çizmek istiyorum. En fazla kadın çalışanı, en fazla kadın yönetici olan dediniz. Ne yazık ki biz oturumumuzda bir e, Kadını henüz şey yapamadık Konuk edemedik ama bir dahaki oturumlarda bunu yapacağız Altyapısını da zaten kadınlar oluşturdular O dengeyi mutlaka sağlamamız bu, bu gerekiyor yönde, Bu yönde LinkedIn'de bir, e, Bizim e, sektörümüzden gerçekten 3 senedir e, Sedef Budak arkadaşımız Enerji sektöründe çalışan kadınları Bir araya getirdi ve çok güzel şeyler yapıyor Onun da Bizim e, e, ilanı e, Altına bir yorumu var e, Bir sonrakinde muhakkak Ben seve seve kendi yerimi veririm burada daha fazla kadının olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Biz bundan birkaç yıl önce e, Bosphorus Enerji Club'da yapmıştık e, enerjide kadın liderler diye. Ve o durumda ben tek başıma yalnız hissetmiştim. Etrafım kadınlar tarafından ne sarılmıştı. Ama ne kadar çok sararsak o kadar iyi olacak. Çünkü sektörde gerçekten önemli kadın liderler var. Çok teşekkür ediyorum e, Hakan. Sinan Ak'a dönmek istiyorum. E, Zorlu Enerji CEO'su. Zorlu Enerji e, Türkiye'de değil sadece Bölgemizde de oldukça etkin bir şirket 2020 herkes sıkıntı yaşadı yaşamayan yok ama ölmedikten sonra ayakta kalıyoruz devam evet. ediyoruz Çinlerinde malum öyle bir karakteri var o hem fırsat hem de risk anlamına geliyor tek bir karakter nasıl okuduğunuza bağlı olarak siz riskleri nasıl yönettiniz yeni fırsatları nasıl yakaladınız ya da yakalayacaksınız çok teşekkür ederim. şimdi tabii pandemi yılı herkes için çok zor bir yıl. ama tabii sektörler içerisinde bizim zorluğumuz demin hakkında söylediği gibi birazcık daha sahada olmamız gerekiyor. Sahada kalmamız gereken sektörlerden birisiydik. Bizde 2500 kişi çalışıyor aşağı yukarı. Bir dağıt iki 3 tane dağıtım bölgemiz var. Bunlardan bir tanesi elektrik, diğeri de diğer ikisi de gaz. Ee, ve e, biliyorsunuz mutlu e, arkadaşlar mutlaka işe gelmek zorundalar, arıza bakımları gitmek zorundalar ve e, evlere ulaşmak zorundalar. E, aynı zamanda da yatırımlar yapılması gerekiyor çünkü insanlar işte yeni evler inşaatları var, yeni onlara bağlantılar yapılması lazım vesaire. E, sonuçta pandemi döneminde bizim en önemli unsurumuz e, çalışanlarımızın minimum derecede hasta olmadıklarını sağlayabilmek. Buna paralel olarak da veya bunu zamanı yayabilmek, eğer hastanırlarsa da tabii yapacak bir şey yok ama onlara mümkün olduğunca en iyi şartlarda tekrar sağlıklarını kazanabilmeli idi. Tabii biz bu konuda hem ekip olarak hem de holding olarak gerçekten çok iyi iş, bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Gün ve gün herkesin takibi yapıldı. Aynı şekilde işte biliyorsunuz birçok terfikalar çıktık. TSE'nin COVID sertifikasını bütün e, işyerlerimize aldık ve e, bu süreci en azından sağlık açısından başarıyla geçirdik. Ama tabii bunun bir de finansal boyutu vardı. E, finansal olarak e, tabii yeni yatırımlar yapmak, e, yeni yatırımlara başlamak biraz daha zor oldu. E, hem sektördeki bir takım belirsizliklerden dolayı hem de e, yani şartların getirmiş olduğu, e, ...finansal şartlarına getirilmiş oldu baskılardan dolayı beklemeyi tercih ettik. Ama tabii hazırlıklarımızı da yaptık. Yani bu çok önemli. E, 2020 yılını aslında biz e, yatırımlara hazırlık yılı olarak geçirdik diyebilirim. E, özellikle e, yeni bir enerji alanında tabii biz jeotermalde ön plana çıkan bir şirketiz. E, hem e, tabii ki güneşimiz ve e, rüzgarımız da var ama... Hedef e, bizde jeotermalde büyümek. Şu an Türkiye'nin e, yanılmıyorsam bir numaralı e, firmasıyız e, bu alanda. Yani buradaki e, büyüklüğümüzü e, hem geliştirmek hem de ilerletmek istiyoruz. E, buna paralel olarak da e, dağıtım sektöründe biliyorsunuz yine elektrik e, dağıtım sektöründe yatırımlarımızı yaptık. Geçen sene yine bir 700 milyon lira hiç yapmadığımız yılda 700 milyon lira yatırım yapmışız. Ee, ve e, onları da bir, bir şekilde tamamladık ama en önemli konu bizim için elektrifikasyon ve dijitalizasyon ee, sizin de bahsettiğiniz gibi dünya değişiyor önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde artık belki Türkiye'de hani kuracağız diyoruz ama belki hiç kömür santrali belki hiç e, doğal gaz santrali artık bir daha kurulmayacak neden derseniz e, bu hem hidrojen yakıt pilleri hem de ee, biliyorsunuz işte arabalarda kullanılan lityum piller e, hızlı bir şekilde gelişiyor, çoğalıyor ve e, bunlar önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bizim santrallerimize ve elektrik sistemlerimize de girmeye başlayacaklar. Bu sayede e, hem bazı yük dengelemesi hem bu e, santallerin yani daha çok yenilenebilir bir santrallerin sisteme getirmiş olduğu yükler var. Bunların da bertaraf edilmesi için e, kullanılacaklar diye düşünüyorum. Tabii buna paralel olarak da e, elektrikli araçlarda sistemimize girecek. Biz geçen sene e, elektrikli araçların ülkemize daha hızlı gelebilmesi için ciddi anlamda yatırım yaptık e, ve e, Türkiye'nin bir numaralı şarj istasyonu ağı haline geldik. E, önümüzdeki yıllarda da bu alanda e, değişik aktivitelerimiz, değişik e, açılımlarımız olacak. Nasıl derseniz, şimdi Türkiye'de evet bin lokasyona ulaştık. Burada çok büyük bir e, fırsat var belki 20 bin 30 bin civarında lokasyona e, daha ihtiyaç olacak e, özellikle Togun girmesi ve yerli otomobilin devreye girmesiyle beraber iki, öze, 2023 yılından sonra e, diye düşünüyorum e, buna paralel olarak bu özelliğimizi biz yurt dışına da açmayı düşünüyoruz e, ilk etapta İsrail'de tabii orada santrallerimiz var hem de Pakistan'da e, oralarda bulunduğumuz için o bölgelerde çalışmalarımıza başladık. Ee, i̇lk etapta ürün satışı alanında ilerledik ama şu an belli bir orada da network kurmayı hedefliyoruz. Tabii Avrupa'dan Kıbrıs'ı unutmadık. Orada e, lokal partnerimizle beraber e, orada bölgenin de e, şarj istasyonu altyapısını kurmaya başladık. Şimdi bundan sonraki hedefimiz ise e, bu Doğu Avrupa dediğimiz bölgede yayılmak olacak. E, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yani yaklaşık bir yıldır e, nasıl başlayalım, nereden başlayalım, hangi ülkeden başlayalım, ne miktarda yatırım yapalımı tartışıyoruz kendi içimizde. Eğer e, tabii e, bir işe başladığınız zaman, yeni bir işe hem de farklı bir ülkede e, mutlaka başarılı olmanız lazım. yani Başarısızlık getirirseniz yani bir süreç içerisinde girdiniz diyelim Bulgaristan'da bu şarj altyapısını kuruyorsunuz bir başarısızlık oldu bu bir ülke bir sonraki ülkeye geçme açısından sizi böyle bir şey yapar e, frenler o yüzden ilk girdiğimiz ülkede e, en iyi şekilde ve en güzel şekilde yapmak ve orada da başarılı olmak istiyoruz ki bir sonraki ülkelerin e, ağırlığı açılsın diyelim evet çok teşekkür ediyoruz aslında Türkiye'nin en büyük sıkıntısı enerjiyi çok konuşuyoruz ama küresel çapta şirketler çıkartamıyor olmamız bundan birkaç yıl önce biz çalışma yapmıştık. Türkiye'deki bütün üretici, dağıtıcı, iletici şirketlerin varlıklarını topladık. Hepsi bir e, Malezya'nın Petronası etmiyordu. Ama böyle evet. küresel genişlemeye yönelmiş olan şirketler hem teknolojide, hem finansta, hem know-how'la Türkiye'yi e, küresel radarda da önemli bir enerji oyuncusu haline getirirler. Şimdi fazla vaktimiz kalmadı. 6 dakikamız var. E, her konuşmacıya şunu sormak istiyorum, bizi izleyen internetten ve bu salonda dinleyicilerimize de ayrılırken bir mesaj vermek istiyorsanız, tek bir mesaj, öyle bir cümleyle e, mümkünse ne olur? Ama bu arada eğer salondan herhangi bir soru varsa memnuniyetle bir soru da alabiliriz. Çok çarpıcı bir şey. Olmadığını görüyorum diyecektim, oradan bir el kalktı. Çok süratle böyle kim olduğunuzu anlatırsanız. <laughs> Bir kez daha mikrofonla tekrarlar mısınız? İsmim Murat Koçak. Enerji şirketleri yeni dijital ekonomiye hazırlar mı? Bununla ilgili ne düşünüyorlar? Teşekkür ediyorum. Tamam. Bu aslında bu mesajlar arasında verilebilir. Anar senden başlayabilir miyiz? Böyle bir Tabii. dakikadan daha sürede güçlü bir mesaj. Tabii. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Aslında ben Star ve Petkim için söyleyebilirim ki tam hazırız. Geçen hafta belki duydunuz. Davos'ta geçirilen Dünya Ekonomi Forumu tarafından ən illəri dijital şirkətdən ibarət olan şəbəkənin Global Industry Lighthouse Networkun 15 yeni üzv şirkətlərin adı açıqlandı və Türkiyədən seçilən tək şirkət Star, Star Rafineris oldu. Və hətta bu 69 şirkətdən ibarət olan şəbək şəbəkədə Rafineri sektoru tək təmsil edən Star şirkətidir. Bu bəlkə bir sürpriz olmayə bilər, yəni Star çox müasir bir təsisdir, çox güclü dijital altyapıya sahib olan təsisdir. Amma 2020-ci ildə də aynı şəbəkəyə seçilən tək bir şirkət Petkim oldu. Petkimin də quruluşu 1965 və belə, yəni yeni olmayan bir təşəssüsün belə bir rəqəmsal dönüşümdən keçdiyinin təqdir olunması dünyanın ən prestijli iqtisadi qurumu tərəfindən bizə çox qürur verir. Evet. Ona görə mən söylə bilərəm ki, Petkimdə start-up hazırdır rəqəmsal. Teşekkür ediyoruz. Bu arada siber saldırılara da açık hale geliyoruz. Fazla dijital olduğumuz zaman tabii o da ayrı bir konu. Çok bu ayrı bir risk, çok büyük bir konu büyük ama dönüşüm. bunda da bizim ciddi çalışmalarımız var bu alanda. Evet, Burak ne diyecek acaba? Özellikle piyasalarla ilgili güçlü bir mesajınız var mı? Piyasalar e, hepsi yerli yerini bulurlar. O, o tarafıyla ilgili bir sıkıntımız yok ama ben sadece kendi şirketim ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, Hakan'ın dediğine biz de e, katılıyoruz. Biz de kadın, özellikle merkez binamızda, merkez çalışanlarımızda Galata Wind'in kişi kadın çalışan ve biz bunu bir noktada ileriye de götürerek Türkiye'de ilk defa santrallerde kadın operatör ve mühendis çalıştırmaya başladık. Özellikle yeni devreye aldığımız Taşmer Santralimizde ilk kadın mühendisimizi işe başlatarak kendisiyle çalışmaya başladık. Hepinizin bildiği çok basit bir slogan vardır. Gelecek de bir gün gelecek. Evet gelecek de bir gün gelecek. Galata Wind orada yerini alacak sadece yerel değil, global bir oyuncu olarak yerini alacak. Bunu hem üretim kaynakları hem de bahsettiğiniz dijital dönüşümle beraber sağlayarak burada yerini alacak. Teşekkür ederim. Davut Doğan nasıl bir mesajla ayrılalım? Siz evet. hatırlayacağımız bir mesaj verin bize. Geleceği şirketleri sosyal ve çevreci olmak zorunda. Biz mobilya markalarımızla hani anlatabileceğim bir sürü örneğimiz var sosyal ve çevrecilik faaliyetlerimizle ilgili. Bizim şu anda enerjide sıfır atık projesi bizi motive ediyor. Ve kardeşimin bu çöp deyince hani hep böyle ön yargı olur. Çöplü ilgili bu aslında çöp değil bir pırlanta demişti bize. Daha bu işe ilk girdiğimiz zaman. Gerçekten baktığımız zaman burada katı atık yönetimi ile ilgili bir sürü kaynakları kullanabileceğimizi görüyoruz. Yani sosyal ve çevreci bilincimiz çoğaldıkça da daha fazla temiz bir enerjiye kavuşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hakan Yıldırım. Evet. Şimdi aslında bu panelin konusu en önemli konu. Enerjide yeni bir denge oluşacak. Ve bundan önceki 100 senede olduğu gibi bu dengenin bir masa üstünde oluşacağını düşünelim bir an için. Bundan önceki 100 senede olduğu gibi bu dengenin bir sacaya Kuzey Irak'ta, bir sacaya Venezuela'da, bir sacaya doğalgaçın Rusya'da olmayacak. Yani bu denge hidrokarbonlar neredeyse Oraya göre şekillenmeyecek. Bu denge iklim değişikliğine yönelik e, her türlü enstrümanı bir şekilde e, bir üst konuma getirecek. Yani bu denge nerede oluşacak? Rüzgar teknolojisini 30 sene boyunca e, oluşturan, e, geliştiren Danimarka olacak bir sacaya. Bir sacaya artık e, PV'de e, yani am, am, e, Avrupa'daki makine imalatını ıslak tezgahlarda bile geride bırakmış Çin'de oluşacak. Bir başka sacaya bugün hidrojeni kim geliştiriyorsa orada olacak Ben e, Kendi şirketimi bir an için kenara bırakıyorum ülke şapkasını takıyorum e, Biz Türkiye olarak e, Son 15 senede 45-50 milyar dolarlık bir yatırım yaparak ülkeyi aslında Açık bir üniversite haline getirdik Yani Bu işi yaparken öğrenen know-how kazanan mühendislik finans her türlü şey öğrendik şu an Türkiye'de Bir rüzgar türbünün yüzde üretiliyor şu an Türkiye'de hidroelektrik santrallerin büyük komponentleri üretiliyor. Jeotermalde benim yeni son 10 aydır stajım 1500-2000 metre sondaj yapılırken 4000-4500 metre derin sondaj yapmayı öğrendi bu ülke. Onlarca firma çıkarttı. Dolayısıyla biz yeni dengenin oluşacağı ikinci yarıya katma değer üretmiş son 15 senede katma değer üretmiş ülke olarak hazırız. Kurumlar olarak tekrar kendi şirketimin şapkasını takıyorum. Kurumlar olarak edindiğimiz bu kaslarla Az önce sizin dediğiniz gibi yurt dışına da açılarak orada da bu küresel iklim problemine katkı sağlayacak çözümlerin bir parçası olmamız gerekiyor. Bu bizim bir dünya vatandaşı olarak da borcumuz. Teşekkür ediyorum Hakan. Sinan Ak sizin mesajınız nedir? Ee, şimdi Hakan çok güzel bir noktaya değindi. Ee, ben de oradan alıp biraz devam edeyim. Ee, Avrupa 2050 yılı karbon nötr olma hedefi kendine koymuş durumda. Ee, ve Türkiye'nin hala bir hedefi yok. İnşallah e, biz olacak diye düşünüyoruz. Ama burada mühim olan e, şirketlerin ve bireylerin aslında kendilerine bu hedefi koymaları gerekiyor artık. Yani Türk biz sadece e, devletin yönlendirmesi değil belki ama bizim bizlerin kendine her oturan her bireyin kendi karbon hedefini koyması gerektiğine inanıyorum. E, neden derseniz? önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle 2030'lara doğru artık Avrupa e, mutlaka karbon free üretilmiş ürünleri ülkesinde kullanmak isteyecek ve bizim en büyük pazarımız Avrupa. E, bu sebeple burada işte şirketi olan işte veya Avrupa'ya gidecek olan birisi veya Avrupa'da işte ne bileyim çocuğu okuyorsa o mutlaka mutlaka nasıl daha karbon free üretebilirim e, derdinde olmalı. Biz grup olarak kendimize önümüzdeki günlerde çalışıyoruz ee, bu yönde bir hedef koyma e, ile ilgili olarak karar aldık. Ee, tabii bizim işimiz e, bizim için çok önemli çünkü bizim grupta Vestel var işte Tekstil var ve ürünlerimizin çoğu Avrupa'ya gidiyor. Ee, mutlaka mutlaka bizim 2030'lar civarına bu hedefi yerleştirmemiz gerekiyor yani bütün ürettiğimiz ürünleri karbon free hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, Doğru enerji olarak da aslında biz bu yönde ilerliyoruz İşte dağıtım şirketleri vesaireler var orada da bu hedefe ulaşmak için kendi açımızdan kendi hedeflerimizi yakın bir zamanda koymuş olacağız. Ee, evet benim de söyleyeceklerim kısaca böyle değil. Teşekkür ediyorum çok küçük bir sapmayla galiba bitiriyoruz ben birkaç kelimeyle e, özetlemeyeceğim zaten mesajlarla özetledik. Şunu söylemek istiyorum ki e, Türkiye... Dünyanın enerji yönetim kurulunda yer alabilecek bir ülke. Her anlamda hem nüfusuyla, teknolojisiyle, jeopolitik önemiyle e ve değişik pazarlara erişimiyle bunun için çok akıllı bir liderlik gerekiyor. Hem özel sektörün dinamizmini kullanacak hem devletin stratejik çerçevesini iyi harekete geçirecek. Çünkü enerji bizim için öyle sıradan bir emtia değil. Bir ulusal güvenlik konusu dünyanın 16. büyük ekonomisi. ilk ona girmeyi hedefliyoruz. Böyle bir ülkenin fosil yakıtlarda da çok zayıfız, dışa bağımlıyız. %98 doğalgaz, gaz, 93 petrolde. Bu itibarla yeni bir fırsat penceresi var. Bu yeşil ekonomi, yeşil mutabakat ve bunun gerektirdiği atılımlar, teknolojide özellikle taşeronluktan çıkıp bunu üreticisi olmak, argesiyle, inovasyonuyla son derece önemli. Ve dünya sistemiyle de Eklemlenmek zorundayız yani Yeni Zelanda'nın yerinde olsaydık farklı bir strateji izlerdik onun için nükleerde de doğalgazda kömürde petrolde yenilebilirde ve bunların ötesinde hidrojende ve yakıt hücreleri ve benzeri yeni gelişen teknolojilerde Türkiye artık izleyen değil ön safta olması gereken bir ülke finans sıkıntısında halletmesi gereken bir ülke ve bütün bunu entegre bir vizyon çerçevesinde çünkü enerji tek başına yeterli değil. Çevre boyutu var, dış politika boyutu var, rekabet boyutu var, iklim değişikliği boyutu var. Yeşil mutabakatı da gündemin merkezine oturturmak zorundayız. Çünkü ticaretimizi, yatırımımızı, finansmanımızı da etkileyecek her alanda. Ee, bu itibarla enerjide yeni dengeler kuruluyor. Geçici dengeler olacak bunlar. İzleyen 5 yılda, 10 yılda bambaşka dengeler de ortaya çıkacak. Bunların hepsini hazır, dinamik, esnek bir sistemi hep birlikte kurmak durumundayız diyerek oturumumuzu tamamlamak istiyorum. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. E, Panevriyiz arkadaşlarımıza da.